Türkiye'nin gurur simgesi, genç cumhuriyetin Anadolu'daki göz bebeği, milletin azmi. Azmi Milli Un Fabrikası, kurulduğu dönemde Türkiye'nin önemli birleştirici unsurlarından biriydi. Fabrika, Aksaray halkı tarafından imece usulü toplanan paralarla yapıldı. Azmi Milli, milletin azmi ile yapılmış. Benim babam İstiklal Gazisi, 1317 doğumlu. Benim babamın anlattığına göre ilk yapılırken, bu fabrika, olduğumuz fabrika yapılırken 3 tane de kavak kibirmiş babam. Ben yaprak hisarlıyım, bizde kavak çok meşhurdu. Kendi de yardımcı olmuş, o zaman milletin kararıyla yapılmış bura. Ülkenin zor zamanlarında un üretimini hiç aksatmadı. Şimdi öyle hani buranın mahsulu askeriye gidiyordu. Fabrika kırmacılık yapardı. Yani ne kadar buğday kırarsa kârı fabrikaya kalırdı. Şeyde askeriye giderdi. Kepeğini burada vatandaşlara satarlardı. Kepeği olsun, kıvız olsun, öyle şeyler hani. Şimdi en iyi kepeğini biz üretirdik. Ürettiğimiz kepek de un da çok kaliteliydi. Onun için vatandaş genelde bizden alırdı onu. Ama biz çoğunlukla askeriyeye çalışırdık. Askeriyenin ununu gönderirdik. Ama vatandaşa da perakende verirdik. Mamas'ın barajında kurulan Cumhuriyet'in ilk hidroelektrik santrali de Azmi Milli'ye enerji sağladı. Azmi Milli'den artan elektrik gücü Aksaray'ın aydınlatılmasında kullanıldı. Elektrik üretimine geçeceğim şimdi ben. Gücünkaya'da bizim termik santral vardı. Güzün ve kış günleri yağmur yağdığı zaman baraj doldu mu, orada bizim çark var, cereyan üretme santralımız. Cereyanımızı oradan alırdı. Hatta biz bazen giderdik, bizim ustabaşı derdi böyle böyle. Bu yoldan gelirdi, lisenin önünde falan bizim yeraltı şebekemiz falan vardı. Giderdik, bizi götürürlerdi, orada çalışırdık. Aynı zamanda fabrikada değildik, biz gider diğer işler de yapardık yani. Hani Gücünkaya'dan başla, oradan termik santraldan buraya kadar hat döşeliydi. Şu arka taraftaki bizim elektrik trafası, daha duruyor herhalde. O trafa direkt oradan gelen depolamaydı. Oradan şey yapardı. Elektriği mülettiği işte bizim kuyum oradan dürbünden geliyordu, elektrik santralinden. Ben Kurtuluş'ta geldiğimde Aksaray'a koştuğumda elektrik yoktu benim orada oturduğumda. Buraya kesilir giderdi, yukarıdan temin olurdu. 60'lı yıllarda tabii Aksaray o zaman biraz daha küçükmüş tabii, bizler bilmeyiz. Ben bilirim ama yaşımız küçüktü, 5-10 yaşındaydık. Aksaray elektriği oradan aydınlatma alırdı. Evlere olsun, sokaklara olsun falan böyle ağaçtan direkler falan vardı. O zaman Azmi Milli'nin cereyanıyla Aksaray aydınlatılırdı. Azmi Milli Un Fabrikası tarih serüveninde 1997 yılına kadar üretimine devam etti. İşte çalıştık, ekmeğimizi buradan kazandık. Gençliğim burada geçti, hayatım burada geçti benim çocukluğum. Çoluğumu çocuğumu rızkını buradan temin ettik. Bütün gelmiş geçmiş arkadaşlarımızdan, müdürlerimizden, ustalarımızdan, bize yardımcı olan personel arkadaşımızdan, iç arkadaşlarımızdan, hepsinden Allah razı olsun. Hiçbirinden acı duymadım, hiçbirinden kötülük görmedim. Hepsinden tatlı geldim, tatlı geçtim. Daha halen de öyle 74 yaşıma girdim. Çarşıda görsem, konuşsam bütün arkadaşlarım, belki benim ailemden fazla bana sahip çıkarlar ailesiyle. Hepsi, biz burada böyle bir yuvaydık. Burası bizim yuvamızdı. Burası bir ayrı bir şey. Öbür fabrikada da çalışırdık ama burası öyle bir şey ki yani geceleri çalışırken buranın neyi söylerdi adamı doğru. Duvarı neyin beledin seni sallar be, esinler de burası. Bizim buranın şey bitmez, şakası burada var ya, şakasız gün olmaz da. Yani vaktini çalıştığın zaman nasıl geçtiğini bilemiyorum yani. Öyle iyiydi yani. Müdür takip dedim, müdür geçerken şurada siklon var, siklona vurdum, üstünü toz etmeyi çok severdim. Saat 10 dediğimi buradan geçerdi. Onu takip ederdim. Vallahi benim söylemek istediğim, ben şu anda çok gururlandım. Ben 99'da emekli oldum, 40 yaşında. Ama gerçekten gururlandım. Buranın biz çok ekmeğini yedik. Şimdi hala bak
ekmeğini yemekteyiz. Mesela bunu geçerim ben, bakarım bazı ya. Geçerim aşağı depoya gelir giderim ben bazen. Gelir giderim, bakarım ya. Ben başka biri görmedim ki Aksaray'da. Kızım benden başka bir yeri sorsan bilmem ben Aksaray'da. Gerçek bilmem. Şimdi deseler ben gelirim. Şimdi diyorum bak, yaşım 70'e geldi. Bana deseler ki ya Azmin Birliği çalışıyormuş, gelin mi deseler ben anında gelirim. Vallahi durduğum müddetçe buralar bizim çocuklarımız gibi, ölene kadar buraya gözümüz gibi bakacak abi. Buralar bizim şeyimiz, meskenimiz gibi. Öyle değil. İnşallah nice yüzyıllara derim, ne diyeyim? Allah daha uzun uzun yaşatsın yani. Milletin azmini, gayretini en iyi gösteren yapılardan biri olarak şehrimizin şeref madalyası niteliğinde ilk günkü heybetiyle Azmi Milli 100 yaşında.